Cuma sabahından herkese merhaba. Ben Özge Elvan. Medyaskop'un podcast'i güne başlarken de günün öne çıkan haberlerine birlikte bakalım. NATO üyesi 32 ülkenin lideri 75. yıl zirvesi için Washington'da bir araya geldi. Zirvenin nihai sonuç bildirgesinde Rusya ve Çin için sert mesajlar çıktı. NATO'nun 2026'daki zirvesinin Türkiye'de düzenleneceği açıklandı. Böylece Türkiye 22 yıl aranın ardından NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Türkiye en son 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirvede Soğuk Savaş döneminde Sovyet saldırganlığına karşı bir ittifaktan, 21. yüzyılın yeni ve bölge dışı güvenlik tehditlerine karşı bir koalisyona dönüşen 2002 Prag zirvesinde başlayan dönüşüm sürecinin bir devamı olarak görülmekteydi. Zirve devam ederken İstanbul Ok Meydanı'nda NATO karşıtı protestolar düzenlenmiş ve Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na ilerlemek isteyen protestoculara polis müdahale etmişti. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı 3. oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbul Kart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi. Raporda 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen tam İstanbul kart, aylık tam mavi kart ve tam aktarma bedellerinin %10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi. Yaklaşık 2 sene önce AKP'lilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulundurduğu dönemde, burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz diyerek karşı çıktığı Türkan Saylan'ın adı evinin bulunduğu Beşiktaş Arnavutköy'deki sokağa resmen verildi. CHP'lerin oy çoğunluğunun bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kararı AKP'liler karşı çıktı. Kamuoyunun gündemini uzun süredir meşgul eden sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifinde sona gelindi. AKP meclis grubunda imzaya açılan teklife göre sokak köpeklerini öldürmenin kapsamı daraltıldı. Sokak köpeklerinin öldürülmesiyle ilgili kararı belediyelerde oluşturulacak kurul verecek. Ayrıca yasa teklifine göre yerel yönetimlere sokak hayvanlarıyla ilgili daha fazla sorumluluk veriliyor. Sokak köpeklerini toplamayan başkana 3 yıl hapis, köpeğini sokağa bırakana 60.000 TL para cezası öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu. Enflasyonun önümüzdeki süreçte düzenli olarak azalacağını belirten Şimşek, sene sonu hedefini açıkladı. Bakan Şimşek, enflasyonun gelecek ay %60 civarına ineceğini, yıl sonunda ise %42'ye kadar tolere edeceklerini söyledi. Şimşek, en zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir dezenflasyon programı uyguluyoruz. Para politikası gecikmeli şekilde dezenflasyonu şekillendiriyor. Gelecek ay enflasyon yüksek ihtimalle %60 civarına inebilir. Yılı %38 civarında kapatmayı hedefliyoruz ama %42'ye kadar bir tolerans bandımız var. Dezenflasyon döneminin başındayız. Dezenflasyon programı 3 yıllık bir program. Biz programı Eylül ayında açıkladık. Program çalışıyor, başaracağız diye konuştu. Gazeteci Kurtuluş Demirbaş, U19 maçlarını takip için görevli olarak Suudi Arabistan'a gitti. Demirbaş'ın eşi Pınar Demirbaş, 6 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek olan eşinin dönmediğini belirtti. Demirbaş'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Suudi yetkililer tarafından gözaltına alınan kameraman Kurtuluş Demirbaş serbest bırakıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Bushey kasabasında yaşayan 3 kadın öldürüldü. Öldürülenlerin BBC'nin at yarış yorumcusu John Hunt'ın eşi ve 2 kızı olduğu öğrenildi. Polis 26 yaşındaki zanlı Kyle Clifford'u gözaltına aldı. Yaralı bir şekilde bulunan Clifford tedavi için hastaneye götürüldü. Clifford'un bu cinayeti neden işlediği bilinmiyor. ABD'li aktris Shelley Duvall hayatını kaybetti. Duvall, The Shining, Annie Hall
ve Nashville gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınmıştı. Güne başlarken de bir haftanın daha sonuna geldik. Ancak gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u sosyal medya hesaplarından takip edebilir. Ayrıca Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Tüm dinleyicilerimize iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın.